Ve netice itibariyle hangi ırktan olursa olsun insan şu dünyadan gidecektir. Ölüm hepimiz için mukadderdir ve mezaristan artık ırkçılığın bittiği noktadır. Diğer aleme gittiğimizde şu ırktan veya bu ırktan olmamıza göre muamele edilmeyecek, amellerimize göre orada muameleye maruz kalacağız. Ve şunu da unutmamak gerekir. Ruhun ırkı yok. Bedenlerimiz maddidir ve maddi olan bu beden belli bir ırka mensuptur. Onu reddetmenin bir anlamı da yok. Ama ruhun ırkı söz konusu değil. Ruhlar doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın emrikün feyekün ile emriyle yaratılmış, toptan yaratılmış ve her milletten bu manada iyi insanlar da kötü insanlar da çıkmış. Bu açıdan baktığımızda yeryüzündeki bütün insanları peygamber torunları olarak görebiliriz. Malum Hazreti Adem ilk insandır ve aynı zamanda bir peygamberdir. Şu anda yeryüzündeki 6 milyardan fazla insan, bunların hepsi peygamber torunudur. Çünkü hepsi Hazreti Adem ve Havva'dan gelmiştir. Dolayısıyla peygamber torunu olanlara ırkçılık yapmak değil, kendi ırkıyla övünmek değil, peygamberin yaşadığı gibi istikametli bir hayatı yaşamak yaraşır. Ve yine bu açıdan baktığımızda bütün insanlar kardeştir. Kur'an-ı Kerim kardeşliğin iki cihetine aynı sure içerisinde, Hucurat suresi içerisinde dikkat çekiyor. İşte birisi biraz önce okumuş olduğumuz ayetlerden birisi. Ya eyyühennas inna halaknakum min zekerin ve ünse. Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Bu noktada bütün insanlar birbiriyle kardeştir. Bütün ırklar birbiriyle kardeştir. Yine aynı sure içerisinde innemel mu'minuna ihvetun. Müminler ancak kardeştir. Bu da din kardeşliği. Demek ki bir genel kardeşlik var. Nesep itibariyle hepimizin aynı asıldan gelmesi. Bir de din noktasında ehli iman kardeşliği. Bütün ehli iman birbiriyle kardeştir. Dolayısıyla hacca gittiğimizde özellikle bunun en güzel örneklerini görürüz. Orada çok değişik milletlerden, değişik ırklardan insanlar gelmiştir. Onlar hepsi bizim kardeşimizdir. İman noktasında bizim kardeşimizdir. Ülkemizde bazı insanlarda özellikle Araplara yönelik bir takım suizanlar var. İşte tarihte onlar bizi arkadan vurdular. Dolayısıyla biz onlarla nasıl kardeş olabiliriz? Böyle diyenler çıkabiliyor. Bu tehlikeli bir görüş. Yani bir zamanlar evet arkadan vurmuş olabilirler. Bu tarihçilere bırakılacak bir mesele. Değişik yorumlar yapılıyor bununla alakalı. Ama o günün şartlarında diyelim böyle bir hıyanetler olduysa şu andakileri bununla mahkum etmek akıllılık değildir. Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya bu gibi Avrupa Birliği ülkeleri Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında birbirleriyle savaştılar. Ama şu anda hepsi aynı Avrupa Birliği içerisinde beraberce yaşamayı tercih etti. Yani tarihte savaşmıştık, yine savaşmaya devam edelim demenin bir mantığı yok. Ve bunlar kendi aralarında bu şekilde bir birlik, kuvvetli bir birlik meydana getirebildiler. İşte şu anda dünya üzerindeki bütün Müslümanlara düşen din kardeşliği manasını takviye etmektir. Tarihte bir takım hatalar olmuşsa bunun bedelini torunlarından çıkartmaya çalışmak elbette Kur'an'ı bir bakış değil. Kur'an-ı Kerim وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى buyurur. Yani hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsanlarda milliyetçilik duygusu fıtri olarak var. Ve normalde her insan kendi milletini, milliyetini diğerlerine tercih eder. Onu daha ön plana çıkarır. Bunu şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela bıçak bir alettir. Müsbete de menfiye de kullanılabilir. Bununla meyve soyabildiğimiz gibi Allah korusun kötü yönde de cinayet işlemek gibi şey de kullanılabilir. Veya televizyon. Bizzat kendisinde fayda zarardan söz edilmez.
Ama programlar itibariyle faydalı olabilir veya zararlı olabilir. Benzeri bir şekilde milliyetçilik faydalı da olabilir, zararlı da olabilir. Eğer milliyetçilik derken kendi milletini ön plana çıkarma, diğerlerini düşman kabul etme böyle bir şey söz konusuysa bu tehlikelidir ve zararlıdır. Ama kendi milletinde daha fazla faaliyet göstermek, kendi çevresinin maddi manevi daha ileriye gitmesi için çalışmak bu doğrudan ırkçılık anlamında, başkasını inkar anlamında bir şey değildir. Bunda bir problem yoktur. Bir nevi milletler yarışı ve her millet daha ileriye gitmek, daha güzelini göstermek için bir yarış içerisinde olması normaldir. Bu noktada zaman zaman hani insanların birbirine düşmesi, ırkçılıktan dolayı problemlerin yaşanması, buna çok güzel bir örnek anlatılır ve denilir ki şu üç öküzün hikayesine dikkat etmek gerekir. Bunlardan birinin rengi siyah, birinin sarı, diğerinin alacalıymış. İşte bir arslan bunları böyle parçalamak istiyor. Gözüne kestirmiş ama üçü beraber olunca da saldıramıyor. Kendine göre bir plan yapıyor. Bir gün siyah öküz diğerlerinden biraz ayrıyken diğer ikisinin yanına varıp diyor ki maşallah diyor sizin ne güzel renkleriniz var. Birinizinki kırmızı, diğerininki alacalı ama şu siyah olan var ya size hiç yakışmıyor. O kara şeyi niye içinizde barındırıyorsunuz ki? Onlar da inanıyorlar buna. Ama ne yapalım diyorlar. Beraberiz, idare ediyoruz. Diyor, isterseniz ben size yardımcı olayım. Ben ona saldırırım ve o şekilde sizi ondan kurtarırım. Onlar da tamam diyorlar. Ve arslan ona saldırıyor. Bir hafta kadar onunla idare ediyor. Daha sonra bunlardan kırmızı öküzün yanına varıyor. Ona diyor ki senin rengin ne kadar güzel ama diğerinin alacalı bir rengi var. Dolayısıyla ben onu yiyeyim, sen bana karışma. Seni ondan kurtarayım diyor. O da tamam demiş, öyle olsun. Ve arslan onun da işini bitiriyor. Bir hafta kadar da onunla idare ediyor. Üçüncü hafta doğrudan doğruya kırmızı renkli, sarı renkli öküzün yanına geliyor. Seni yiyeceğim diyor. Ve o zaman o sarı renkli öküz demiş ki zaten ilk öküzün yenilmesine biz göz yumduğumuzda bunu hak etmiştik. Bu belki de sembolik bir olay. İşte aynı vatanda yaşayan, aynı birlik beraberliği göstermesi gereken insanlar, ortak değerlere sahip olan insanlar bir takım meselelerden dolayı birbirine düşecek olurlarsa elbette o zaman ciddi problemler yaşanır. Mehmet Akif'in dediği gibi sen bendesin efrat, aradan vahdeti kaldır, milletler için kıyamet işte o zamandır. Bize yaraşan bir olmak, beraber olmak, birbirimize destek olmak. Bunları yapabildiğimizde Allah'ın izniyle daha güçlü bir duruma gelmek mümkün olacaktır. Ve İslamiyet bu noktada çok kuvvetli bir harçtır bizler için. Nasıl ki binanın tuğlaları üst üste konuluyor ama bir de harç lazım. O harç olmadan onlar sağlam durmaz. İşte yurdumuzda 70 küsur milyon insan var. Bunların en kuvvetli harcı din harcıdır. Yani aynı dine mensup olmak. %90 küsur Müslüman diyoruz. İnsanımızın büyük bir ekseriyeti bu şekilde Müslüman. Bu bizi bir araya getiren çok kuvvetli bir harç oluyor. Ve böylece kuvvetli bir birlik meydana getirilebiliyor. Zaten İslamiyet ırklar ötesi bir dava. Bir ırka hitap eden bir din değil. Bütün ırklara hitap ediyor. Bütün insanlığa hitap ediyor. Evrensel bir din. İlk ırkçının şeytan olduğu ifade edilir. Malum Allah-u Teala Hazreti Adem'i yarattığında şeytanın itirazı oluyor. Kendini daha üstün görmek istiyor. Meleklere Adem'e secde edin emri geldiğinde melekler secde ediyor. Ama onların arasında bulunan iblis secde etmiyor. Allah-u Teala ey iblis seni secdeden alıkoyan nedir? Neden secde etmedin diye sorduğunda da
kendini şöyle savunuyor. Onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ben daha hayırlıyım. Burada iblisin, şeytanın bu özelliği kendi nesebiyle, yani kendi maddesiyle övünmek. Kendi aslıyla övünmek. Biri toprak, diğeri ateş. Halbuki ateşi doğrudan topraktan daha hayırlı kabul etmek, bu da yine iblisçe bir desisedir. Ona yakışan bir ifadedir. Çünkü toprakta Allah'ın sanatı çok daha güzel bir şekilde tecelli etmektedir. Ateş ise daha çok böyle kibirin, tekebbürün bir göstergesi gibidir. Bu durumda orada iblise yaraşan aslında madem emir gelmiş, emrin mütalası yapılmaz deyip emri yerine getirmek idi. Ama o yanlış bir kıyas yaptı ve bunun neticesinde iblis şeytanlaştı. Dolayısıyla tek başına ırkı esas alan, ırkçılığı esas alan kimseler onun yolunda gitmiş oluyorlar. Ve kendi nesebiyle övünmek suretiyle şeytani bir bakışla meseleye bakmış oluyorlar. Her milleti millet yapan bir takım değerler vardır. Aynı vatanda olmak, aynı dili konuşmak, aynı kültüre sahip olmak, tarih birliği, ideal birliği gibi bir takım unsurlar vardır. Bütün bunlar içerisinde din, o da en kuvvetli bir unsurdur. İşte Bediüzzaman şöyle demiş, milliyetimiz bir vücuttur, ruhu İslamiyet, aklı Kur'an ve imandır. Yani bu normal ırka dayalı bir milleti tarif etmiyor, dine dayalı, daha çok bir ümmet manasını ifade ediyor. Ve Osmanlı'da bunun çok güzel örnekleri görülmüş. Değişik ırklar var ama üst kimlik olarak Osmanlılık'ta bir ittifak söz konusu. Böyle olunca da çok kuvvetli bir şekilde Osmanlı Devleti 600 yıldan fazla devam etmiş. Kur'an-ı Kerim'de millet kelimesi doğrudan ırk anlamında kullanılmaz. Mesela millet-i İbrahim denilir, İbrahim'in dini. Yahudi ve Hristiyanlar kendi milletlerine tabi olmadıkça sizden razı olmaz denilir. Buradaki milletten de murat dindir. Dolayısıyla millet kelimesi şu anda Türkçe'de her ne kadar ırk anlamında kullanılsa da Kur'an'ın kullanımında ırk anlamında değildir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Medine-i Münevvere'de Evs kabilesi ve Hazreç kabilesi, bunların durumları konumuz noktasından gayet ibretli bir duruma sahiptir. Bu iki kabile 100 yıldan fazla birbirleriyle dövüşmüşler. Ama İslamiyet geldikten sonra işte kardeş oluyorlar. Ve problemler bitiyor. Savaşa son veriliyor. Ancak bir gün Yahudilerden bir tanesi bakıyor bunlar kardeşçe oynuyorlar. Damarına dokunuyor. Bunlar niye böyle olsun ki? Birbirleriyle dövüşsünler, biz de bunlara galip gelelim diyor. Bir Yahudi delikanlısını onların arasına salıyor. Ve ona da diyor ki git onların arasına karış, eski günlerden bahset. Ve o Yahudi genci bunların arasına karışıp ey Evsliler, eskiden ne büyük kahramanlıklarınız vardı. Ey Hazreçliler, ne de iyi dövüşürdünüz. Bu manada iki tarafı da tahrik edici ifadeler kullanıyor. Ve Evs ve Hazreç kabileleri eski cahiliye günlerine dönecek gibi oluyorlar. Silah silah diye birbirlerine artık neredeyse saldırmak üzereler. Durum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iletildiğinde koşarak oraya geliyor ve ben aranızdayken eski cahiliye günlerine dönmek mi istiyorsunuz buyuruyor. Onların da akılları başlarına geliyor. Yaptıkları bu hatadan vazgeçiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde yaklaşık bir sayfalık bölümde bu münasebetle ayetler nazil olmuştur. Ve onlara yönelik ve hepimize yönelik orada çok kıymetli uyarılar yer almaktadır. Mesela وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Yani Allah'ın ipine hepiniz toptan sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Hani sizler bir zamanlar bir ateş çukurunun kenarında idiniz, Allah sizi oradan kurtardı. Bu mealde ayet-i kerimeler ard arda geliyor ve o münasebetle hepimize çok güzel mesajlar veriliyor.
Irkçılık yönüyle İslamiyet'i ve Hristiyanlığı kıyas ettiğimizde aslında ikisi de Allah'ın dini ama şu andaki durumları itibariyle değerlendirdiğimizde Hristiyanlarda ırkçılık biraz daha belirgin gibi. Yani her ne kadar dünyanın her tarafında değişik milletlerden Hristiyanlar olanlar varsa da özellikle Afrika gibi yerlerde zenciler için ayrı kiliseler yapma tarzında ırk ayrımına gitmeleri Hristiyanlığın oralarda yayılmasına engel oluyor. Ve Afrika'nın işte Hristiyanlaştırılması ile ilgili görevli olan, bu işin başında bulunan kişi raporunu şöyle yazmış. Oradaki insanlar bizim gönderdiğimiz konserveleri yiyorlar ama sofradan kalkarken elhamdülillah diyorlar. Yani Müslüman oluyorlar. Çünkü İslamiyet'te bu manada bir ırk ayrımı yok. Siyah, beyaz aynı camide beraberce ibadetini yapıyor. Eğer liyakati varsa zenci olan bir zatın imamlığı hiçbir problem yoktur. İmam olur, onun ardında namazımızı kılarız. Böyle olmakla beraber siyah ırka mensup olanlarda biraz böyle bir eziklik duygusu, kendilerini bir millet olarak tam ifade edememek, bundan dolayı biraz bir takım sıkıntılar duymaları söz konusu olabiliyor. Hatta bir batılı yazarın şöyle bir hikayesi anlatılır. Bir baloncu, uçan balonlar satan bir baloncu bakıyor ki etrafta böyle epey çocuklar var. Balonlardan bir tanesini bırakıyor. Diyelim sarı bir balonu bırakıyor. Balon yukarıya doğru uçuyor. Balonun uçtuğunu gören insanlar "Aa bu balonlar uçuyormuş" deyip baloncuya doğru geliyorlar. Baloncu arada diyelim beyaz balon, kırmızı balon gibi değişik balonlardan böyle uçuruyor. Böylece etrafında gittikçe bir müşteri kitlesi meydana geliyor. İzleyenler arasında bir de zenci çocuk var. Ve balonların içinde de bir tane siyah balon var. Zenci çocuk heyecanlı bir şekilde baloncuya diyor ki, "Baloncu amca, acaba" diyor, "o siyah balonu da bıraksan o da uçar mı?" Baloncu çocuğun eziklik duygusu içinde olduğunu fark ediyor. Ve diyor ki, önce bırakıyor, balonu bırakıyor, balon uçuyor. Ardından da şöyle diyor, "Evladım, bu balonları uçuran dışlarındaki boya değil, içlerindeki cevherdir." Gerçekten de anlatılan bu hikaye, insana değer katan içindeki iman cevheri, insanlık cevheri bu gibi şeyler. Yoksa renginin farklılığı, ırkının farklılığı değil. Bununla alakalı İslam tarihinde pek çok güzel örnekler vardır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeşli bir köleyi, Bilal-i Habeşi'yi kendine müezzin yapmıştır. Selman-ı Farisi İranlıdır. Peygamberimizin yakınlarında bulunmuştur. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona "Selman bizdendir, Ehl-i Beyt'tendir" demek suretiyle iltifatta bulunmuştur. Ve İslamiyet kısa bir zamanda sadece Arap Yarımadası'na münhasır kalmamış, çok değişik milletler fevç Allah'ın dinine girmişlerdir. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Mensup olduğumuz İslam dini gerçekten de ırklar ötesi bir dava. Ve bu din herhangi bir ırkı ön plana çıkarmak değil, insani değerleri ön plana çıkarıyor. Ve bu şekilde evrensel mesajlar veriyor. Aklı selim sahibi olan insanlar da velev dini duygularla olmasa bile ırkçılığın faydalı değil, zararlı olduğunu ifade ediyorlar. Onlar da bunu fark ediyorlar. Cenab-ı Hak huzur içerisinde hem ülkemizde hem de bütün dünyada tam bir barış, tam bir kardeşlik manasını yaşatsın. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.